Akçay Turizm'in değerli yolcuları, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Fulya Hanım. Merhaba. Utku. Günaydın. Aferin size. Gezi boyunca sizden güvenli, sistemli, yumuşak ve akıcı bir sürüş istiyorum. Anlaşıldı mı Utku Bey? Anlaşıldı Zafer Bey. Çok güzel, peki. Efendim, benzinliğe giriyoruz. Gezi boyunca tabii ki sık sık yapacağımız bir şey bu. Keşke bir benzin sponsorumuz olsa değil mi çocuklar? Keşke. Çok güzel olmaz mıydı? Buradan duyuralım mı? Çok masraf çok. Buradan duyuralım, evet. Akçı ailesi benzine sponsor arıyor. Çip var hocam, çip var. Gitmeyeceğim. Bekle. Benimkine de koyar mısın? Tıkar mısın? Tamam. Yanlış yola girmiş olabilirim. Kaybolmuş da olabiliriz. Ama yani... Interstitle getirdin bizi sandık Zafer'cim. Demek ki gönlüm Interstitle'de bir tur atıp oradan gitmekmiş yani. Heyecanlanmıştım ya, piste gireceğiz diye bak. Evet. Gönlümden geçen oymuş. Bak kavşak var, hala geç değil, dönebilir. Tamam ben geçeyim ona yani. Şey yapmayın, öyle bir kere hemen sağdan. Bir kere kaybolduk diye sizi hep kaybetmeyeceğiz sonuçta yani. Lütfen. Evet aile. Yağmura da girdik. Geçin bakalım öne. Yağmur yoktu ama yani bak bu sürpriz gerçekten de. Serinledim, çok güzel oldu vallahi. Islandık mı? Yağmur ilginç oldu ya. Evet, ıslandık yani Zafer Bey. Ben oysa ki bakmıştım o kadar. Evet. Ama işte hava bu, belli olmaz. Aile. Şimdi yine kaybolmuş olabiliriz. Yani burası Kartepe'ye de gitmiyor olabilir ama. Ama burası kaybolunacak yani. Evet yani bakın bu tür gezilerde kaybolmak iyidir. Ay ben kaybediyorum diye söylemiyorum. Genelde iyidir yani. Güzeldir. Sonradan hatırlanacak bir şeydir falan ya. Yani. Ama bu kadar tırmanış olduğuna göre. Efendim bir ödül vardır sonuçta herhalde. Yok canım. İleride çok güzel hairpinler var. Yol güzel. Evet, burası böyle dolana dolana çıkıyor. Yani eğer burası Kartepe yolu değilse yine de bir tepe yolu. Bu kadar sert tırnı... Ya şimdi bak, 3 tane çıkış vardı Kartepe'ye. İçgüdüsel olarak dedim ki, evet, bu çok güzel. Akçay ailesine dedim, bu yol yakışır. Zorlu çıkış yakışır dedim. Ana yolda dedim, ne işi var dedim, Fulya Akçay'ın dedim. Bence de yağmur mu yağmış buralara? Evlat. Utku? Efendim? Ha. Sen ne düşünüyorsun yavrum? Ortam şu an o kadar güzel ki. Yani susun da diyorsun etraf. Tamam sustum tamam. O
haftada toprak sağdan geç. Hülya'nın ne ağaçları bunlar siz bilirsiniz. Bir Trabzonlu olarak sanki böyle... Evet bilirim, Karadeniz ağaçları. Sümele'ye tırmanıyormuşuz gibi bir edamız var. Süper süper. Tam sağ yapacağız geniş. Şimdi işte ana yola bağlandığımız yol burası. Serbest. Sağ da serbest. Buyurun. 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 Yol dedikleri bu mu? Yok değil. O şey. Evet, Google Maps'ta baktığımız yere geldi. Değil mi? Aslında sağ tarafta sis olmasa muhteşem bir manzara var ama. Manzara var aslında. Ayağa kalkınca biraz gözüküyor, bayağı iyi. Bu arada 16 dereceye düştü hava. Soğuk. Ben ne 19 gösteriyor? Yani o sizin sıcaklığınızdan Fulya Hanım. Çok teşekkür ederim. Wow. Ve düşmeye başladı 18.5. 18. Doğuyorum ben de. Evet. Vay be, sisler içinde çok güzel. Süper. 2 kilometre sonra sanıyorum %100 emin olmamakla birlikte arkadaşlar Kartal'dayız. Hava değişik, çok iyi ya. Evet, muhteşem. Çok güzel baktık ama. Evet, ne yazıyor? Kartepe Hayat Merkezi. Hoş Hayat Merkezi. Neyse, şimdi ben derin bir oh çektim. Bir yere geldik diye. Doğru. Kapalıysa direkt dönüyor muyuz? Bir ara böyle bir şüphelenmedim değil. Ne olamaz. Olabilir mi? Ne? Kapalı olabilir. Hayır. Hayır. Evi miyiz? Evet. Emin değilsek bile eminmiş gibi yapacağız. Tabii, kuyruğu dik tutun Zafer Bey siz. Şimdi kılavuz kuyruğu dik tutmazsa yolcular endişe eder. Evet. Siz lütfen ne yiyeceğinizi düşünün ve nerede yiyeceğinizi düşünün aile. Yol öyle bende. Göreceğiz. Bıcağız. Keski geldi. Son bir kilon. Şey mi diyeceksin? Donat. Donat. Vay vay. Ya aşağısı güzel. Efendim biz ailecek daha önce Kartepe'ye hiç gelmedik. Bu vesileyle görelim dedik. Şimdi bakalım variller variller. Ops. Acaba dedik kapattılar mı girişi? O ne ya? Evet. Bu ne? Evet. Otel diyor. Başka da bir şey demiyor. Para diyor. Ne oluyor? Açıp soralım bakalım neymiş mesele. Şu yere dikkat edin. Merhaba. Nedir konsept? Tamam. Tamam. Peki ben basın mensubuyum, herhalde muafımdır. Yok canım. İddiaya girer misin? Çocuklar 40-60 lira bir şey var mı paranız? Ben kulaklık tıkalı çok net duymuyorum da. Ben
bende olacak. Ben vereyim, bende var. Bir dakika. Ben ne iniyorum. Kadar? 60 lira. Evet. Sadece 200 var. 50 var oğlum. 50 ve 10 varsa fulya var mı? Buyur. Bu lazım olacak mı bize? Oradan da inebiliyoruz öbür taraftan. Çıkıp gidebiliyoruz değil mi? Yapma ya. Kuzey? Aa, kuzey kapı kapalı olabilir diyor. Haritada öyle bir şey gözükmüyor ama. Yine bu yol güzel canım. Fırtınlı. Allah. Bakalım. Ama oradan Utku'nun İsviçre dediği yere gidecektik. Efendim, burası böyle milli park da değil de böyle sanki özel bir şey gibi. Özel bir işletme gibi. Buraya geldik. Şimdi. Green Park Otel burası. Sıcak çikolata, sıcak ekmek. Oh, ice coffee. Ne güzel, şirin bir yer. Şurada bir şeyler var işte. Şu aa, yukarıda iyi. Da Green Cafe Bistro var. Burası iyi mi? İyi, evet. Ama ne yiyeceğiz burada? Bunun her şey var tabii ya. Otel burası. Nereye park ediyoruz? Dönüp oraya girelim diyorum o zaman ama. Nereye gidiyoruz? Oraya işte. Nereye gidiyor? Gidiyor, bizde. Ha, bir dakika o zaman. Şöyle park etsek olmaz mı? Aynen, çok şirin. Şimdi İsviçre'ye geldik. Davos. Da, ne var işte bak arkası, evet. Gerçekten. Davos böyle değil mi ya? Davos. Çok güzelmiş burası ya. Çok güzel. Çok güzel. Vallahi Kartepe'ye ilk defa geliyordu. Yolu zaten muhteşemdi. Ara yol. Söyleyeceğim size onun nerede olduğunu. Onun dışında sen ne diyorsun birader? Çok güzeldi. Ya şu manzaraya bitmiş durumdayım manzara. Dağın tepesindeyiz yani, daha ötesi yok. Çok büyük bir otel var. Green Park diye. Başka da var mı bilmiyorum ama. Teleseyirciler falan burada. Karşısı kayak yapılan yer. Şu arka taraf. Göstereyim. Orada kışın kayakçılar var. Burası da içinde bulunduğumuz bir kafe. Hemen motorları önüne koyabildiğimiz için buraya girdik, yoksa hani bildiğimizden falan değil. Şimdi burada bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra kuzey çıkışından çıkmaya çalışacağız ama girişte şey yaptılar ya, evet ya. Kapalı falan dediler. Hayır, Zafer Bey gelirken her istediğinizi yiyin dediniz. Yedirmediniz ama. Ama şimdi sucuk yiyin diyor. Sucuk ekmek yani. Sucuk ekmek. Kaskın içinde şey olmaz mı böyle? İstediğinizi dinlediniz ya, bilmiyorum yani. Ya bir tane söyleyip bölelim mi yani? Yine despotluk yapmışız, olmadı yani. Yemeği beklerken çıkalım dedik. Evet. Şöyle hem size burayı daha net gösterelim daha ya. Daha havası alalım. Otel, otel, otel burası. Tam kayak oteli. Motorlar burada. Kafe burada. Fulya Hanımcığım burada. Kuleyciğim burada. Şuradan gidebilir miyiz? Ne? Allah'ım ya, göstereceğim size nereden dediğini. Murat şurası. Ara. Mümkünse. Murat ara. Murat motorlar müsait değil be Utkucuğum. Motorlar müsait olsaydı yapardık vallahi o işi. Ama burası gelinecek yermiş arkadaşlar. Güzel. Bir de İstanbul'a da çok yakın. Yolu da çok güzel. Çıkın evet. Çıkın gelin. Bence de gelsin. Fiyatlar nasıl, onun yorumunu sonra yapacağım yolda. Şimdi ayıp olur. Sonuçta bir kayak merkezi arkadaşım burası. Yani yol geçenleri değil ki. Kayak merkezleri böyle olur. Havaalanları böyle olur. Evet. Öyle bu işler. Yani pahalı. Yani bak yani, ben demedim. Ne diyorsun ya? Yani pahalı mı? Ve aleykümselam. 1200'lük abi o. 1200 cc.
Bak o ablanın motoru. Öyle mi? Ha öyle bu. Bunu beğendi. Sağ ol kardeş, sen aşçı mısın orada? Evet, yok pizzacıyım. Pizzacısı. Ya pizza da varmış bak. Ya bu ne? Evet cam. Aa çok güzel. Abi bir ton şey var burada. ATV'leri bir zaman burada aşağıda. Çok orman güzel. Orman yolu gidiyor. İnsanlar burada demek ki konaklayıp dağ gezisi, kayak, belki offroad. Müthiş. Tiny House'larda. Güzel ya. Şimdi aile öyle diyorsunuz ama ana yoldan, ana yoldan herkes gider. Tabii. Bize yakışır mı ya? Tabii yakışmaz. Nereye gittin? Tabii. Ana yoldan gittin. Tabii. Yok artık ya. Bize yakışan kayboldum. Bize yakışan böyle yani, güzel manzaralı ya, güzel yerler olmadı. Bize yakışan yollar bunlar. Tanışımıza. Bakalım. Neredeyiz Zafer'cim? Şimdi şurası toprak. Yavaşladık. Ve yol kalitesi bozuluyor gittikçe. Asfalt, delikli asfalt. Şimdi böyle güzel, bir road'a doğru gidiyoruz. Başka bir şey istin, sevmişsin. Ben sevindim. Güzel. Bana hitap ediyor. Utku, benim telefonuma girip rotaları sen mi karıştırdın evladım? He? Ne yaptın? Planlarım belli oldu. Okul varmış. Bak Kemal Yener okulu. Hiç görmeyecektik otobandan gittiğimiz bu okulun kendine. Evet. Otoban değil yani. Normal yoldan gittik. Oradan gitmiyoruz zaten. Ama evet. Kulyacım şimdi öyle gitseydin bak bu köprüyü nerede evet görecektin? Bak bir Akçay Market solda bak. Aa bizim market. Evet. Türkiye'nin her yerindeyiz işte, ne güzel. Akçay'dan, şey, Asim'e gönderiyorlar ya, kitap, şey. Şu sağdaki yol mu acaba? Tabii. Gir. Girmedi yine pişman olursun o. Mis gibi yol işte Fulya'nın. Ne oldu işte? O kadar konuştunuz. Çıktık yola. Çok güzel bir yola geldik diyorsun. Tabii. Dümdüz, pürüzsüz, çukursuz bir yol diyorsun. Evet. Ve doğa müthiş. Doğa çok güzel burada. Çok. Manzaranın güzelliğine bak. Evet. Yol da güzel. Nasıl bir ağaç örtüsü. Hop dayıcım var orada sağ. Oo, abi, uzak. Sağ tarafa. Bu yerdeki V işaretleri de neydi? Özellikle böyle dağ yollarında sisli havalar için değil mi? Karlı ve sisli havalar için işaret. Ne güzel gelmiş. Çok güzel ya. Asar dönüş.
Evet, Taraklı'ya yaklaştık. Evet. Çok ilginç, bilmeyenler için söyleyelim. Taraklı'da hemen ana yolun kenarında çok ilginç bir kafe var. Şimdi burada bir kahve var. Kürşat'ın kafesi. Şimdi oraya doğru biz burada kahve içtik. Her gelişimizde de içeriz. Bakın hala Rutger Bey ve bunlar kahvelerimizi içtik. İnanılmaz ama yani hakikaten böyle yok canım falan diyeceğiniz bir mekan burası. Kürşat'ın yeri. Çünkü gerçek bir kahveci yani. Hocam bir şurayı bir göreyim. Gerçek kahve makinesi. Kürşat arkadaşımız da bu. Ve burada da bir mekan var. Şurayı görünce hemen birine selam göndermek istedim. Köksal'cığım selam. Burası da böyle bir mekan. Yine burada kahve makinesi. Yahu evet yani hakikaten şaşırtıcı bir yer burası. Biz tanıştığımızdan beri Kürşat'la her seferinde buraya gelip güzel kahve içiyoruz. Değil mi Utku Bey? Evet efendim. Bu arada. Taraklı'da vallahi bu gençler bizim motorları gördüler, yanımızda durdular. İşte motorculuğun güzelliği bu. Şimdi hazırlık yapıyor çünkü fotoğraf çekecek. Onun hazırlığında. Engin senin motoru gözükmüyor. Yeşil. Gözükür gözükür. Utku Aksay'da. Biz aile misiniz komple? Efendim? Komple aile misiniz? Evet. 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 Baba, anne. Ne güzel. Herkes de efendim. Komple aileyiz. İşte buyurun. Göynük aile. Evet. Çok güzel. Baksana şuraya. Çok tatlı. Evet. Ne ısmarlayacaksınız bize Zafer Bey? Tatlı. Oo. Baklava, güzel. Börek. Hadi bakalım. Baklava, ama dondurma. Bunun için bulmanız gerekiyor. Bulmamız gerekiyor. Evet. Kahve. Yani. Burada bir park vardı şurada. İşte sol taraf. Bir kere oturmuştuk ama. Evet. Meşhur bir saat kulesi. Milli mücadele yılları. Sonra onun anısına yapılmış bir saat kulesi. Buralı olanlar ya da gezmeyi sevenler bilir. Burası Göynük efendim, Göynük. Restore edilen evleri falan çok güzel. Kule de bu arada 3 katlı, altıgen yapılı, sivri kubbeli falan. Çok çok hoş, enteresan. Türkiye'nin de ilk kaymakamı yaptırdı o kuleyi. Ve şey var, film. Film. Akrebin Yolculuğunu bilir misiniz? Akrebin Yolculuğu diyorum. Kime diyorum? Bilmiyorsunuz ama künefe söylemeyi biliyorsunuz. Akrebin Yolculuğunu bilmiyorsunuz. Ömer Kavur'un meşhur filmi işte bu kulede çekiliyor. O kule, bu kule. Efendim şurada da 3 Akrebin Yolculuğu var. Onları da hemen yakınlaştırayım. Buyurun. Onları tanıtacağım akşam size. Dondurma üstü künefe kimin fikri? Kimin? Onun. Ben de göstereyim şöyle. Evet. Hadi afiyet olsun. Şimdi şey tabii sürüş acıktırıyor. Fulya Hanım, Göynük'ün künefesi mi meşhur? Ne alakası var Allah aşkına? Ali Oruç mu Göynüklüydü? Ali Oruç. Memleketindeyiz valla. Ne meşhur hiç bilmiyoruz ama yiyeceğiz artık. Kaybolmak istemiyoruz. Bugün sadece 2 kere kaybolduk. Yani yeter. Abartıyorsun. Bence yeter.
Yani Zafer'cim, bir sana ayrılan vaktimizi kaybolmaz. Allah'ın hakkı üç derler ya. Bir kere daha kaybolsak ne olur sanki. Ay canım ya. Güzel güzel bak. Güzel bir doğa, ağaçlar güzel, yollar güzel. Pratik işaretleri güzel. Daha ne istiyorsunuz Zafer Bey? Çok mu sıkıldık? Mikrofon biraz uzak olabilir mi Hülyan amcam? Ses biraz uzakta. Nasıl Zafer Bey? Zafer Bey? Bilki, bilki, deneme bilki. Ses bilki. İyi mi? Bir şarkı söylesen belki şey yaparız ama şimdi... Ne istersiniz de söyleyeyim. Hangi şarkıyı icra edeyim? Utku bas. Anne şarkı söyleyecek. Kaç. Aşk olsun ya. Yok annem söyle. Hangi şarkı istiyorsan onu söyle. Ay Allah'ım ya. Söylemiyorum, küstüm. Biz senin için her türlü zorluğa katlanırız Fulya Hanımcığım. Ne demek? Ya, kötüsün romantik ya. Aşk olsun. Bakar mısın güzelliğe ya dağınız? Evet. Muhteşem. Sap da güzel olsaymış azıcık. Değil mi? Tam ya onu şurayı düşünsene simsiyah asfalt. Keşke. Sapsın için olsa. Müthiş olur. Muhteşem olur. Vallahi çok güzel. Bir renk değişimi var. Renk değişimi bir şey var. Değil. Bir şama kaçmış oldum. Utku Bey, kılızımız. Çok kötü değil canım. İzliyoruz efendim. Her yerde renkli var baktın. Bozuk satıh diyor. Bozuk satıhı görünce hemen yavaşlıyoruz. Arkadaşlar biz ailecek. Baksın mı kenar bayağı. Gerçi burası nispeten daha iyi biraz öncekine göre. Hop. Aa çok hoş ya. Çamlar çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hop yerde bir şeyler var. Hop. Ne var anam? Ne dökülmüş? Bunlar ne ya? Şey var yerde. Asfalt kalkmış. Asfalt bir şeye dökülmemiş. Asfalt delinmiş. Evet. Alt şeyi çıkmış. Ama ya manzara. Muhteşem. Evet. Zafer Bey burayı nereye benzettim? Hadi bilin bakalım. Burayı nereye benzettiniz? Evet. Burayı. Gürcistan Mestia yolu. Mestia. Bir bölüm evet bir bölüm böyle doğru. Değil mi? Orada da yol kötüydü ama doğa muhteşemdi. Akçay ailesi Muturnu'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldik. Bak eczane falan var. Bir şey alacaksanız ya şimdi konuşun ya sonsuza dek susun. Biliyorsun. Tabii. Vay hükümet konağı Muturnu. Evet burası şey güzel bakımlı. Ama Göylük daha güzel galiba. Modurnular kızmasın ama. Çarşıya geldik. Evet çarşıya. O caminin oradan sola yukarı çıkacağız Akçay. Biliyorum. Sakin tabii. Yok. Bak bisiklet falan alacaksanız sağda. Aa, ben istiyorum alsam mı ya? Motor da var. Maybach şey de var, Mercedes. Hangisini çok kullanabiliyorsun? Aa şu restoran şuradaydı.
Çok güzel bir restoran var şu ara sokakta solda. Gerçek restoran. Aa, motorcu kim? Motorcu kardeşimiz. Evet, kim ki? Çok güzel bak, çay bahçesi. Değil mi? Çok hoş. Bundan sonra değil mi az çay? Evet çay. Sarı takip geldi yola çık. Bana kamp göründü aile. Ormandan görünemedi. Sadece giriş kapı. Evet. Sol. Sol, 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 sol. Ve kapı. Şimdi. Ben arayayım Akçay. Arayacağız. Ben ararım. Arayacaksın. Tamam. Ben buradan hemen ararım. Bakar mısın tavjurlara, çiçeklere? Çok güzel. Her güzel şeye zor ulaşılır. Evet. Efendim, burası bizim Türkiye'de en sevdiğimiz yerlerin başında geliyor. İçinde çok güzel bir orman, hayvanat bahçesi, ala geyikler, karacalar, atlar var. Bak, bak o ne öyle? Bir hayvan vardı, neydi o? Bir şeyin yavrusu, çok tatlı ama kim bilir ne. Şurada solda şey mi vardı? Burada işte... Ceylanlar, alageyikler, sol taraf. Ama onlar bizi duyup kaçmıştır. Ha, orada gördüm. Öyle mi? Oturuyor. Ha, oturuyor evet. Evet ya. Bak bak, bir sürü bir sürü boynuzlu da orada. Alışmışlar demek ki seslere. Şimdi takip edin. Şuradan soldan gideceğiz. Burası otel bölümü. Biz sola. Evet. Ve gölet. Ve Sinem. Geldik. Motorlar var mı ya? Çok... Motorlarımızı şöyle peş peşe. Sen benim arkama gel. Biraz daha gidebilir misin? Efendim? Niye? Geçte kaldım ya azıcık. Olsun, biz gireceğiz. İyi. Sorun yok. Ha. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Duymuyoruz, bir dakika. Dur, kulaklıklar tıkalı. Geldik. Güzel yolculuğun ardından ilk günkü mola yerimize geldik. Şimdi burada motorları çektik, kapının önüne de. Burada bakın Hülya Hanım, bu sene bu geziye... Bu sene Triumph Tiger 1200 GT Explorer kullanıyorum. Çok güzel motor. Kuğu gibi diyorsunuz. Kesinlikle. Peki. Gidelim. Utku Bey. Buyurun. Burada bir adet Triumph Tiger 900 GT Pro var. Fakat bu GT Pro diğerleri gibi değil. Burada görmüş olduğunuz üzere Martini Livery özel ve Türkiye'de bir tane var ve benim değil. Ödünç aldım. Özlem Alakaş'a buradan çok selam
gönderiyorum. Sağ olsun motorunu kullanmama izin verdi. Çok güzel alet. Çok güzel ya. Renkler muhteşem. Özel hissediyor insan gerçekten. Türkiye'de tek. Ben. Sizi de bitti. Ben efendim değişmez. Aşkım. Polistrada. V4. Ducati. Biliyorsunuz zaten. 72.000 kilometredir bende olan bir motor bu. Ve hala aşkımız devam etmekte. Evet sevgili aile. Şimdi motorları da tanıttık. Evet. Burada akşam üzeri turumuzu atmaya evet, başlayalım. Başlayalım aynen. Sobayı yaktık. Gürül gürül yanıyor. Çok güzel. Isındık mı? Isındık. Soba. Odun. Hepsini yakacağız. Evet, yakacağız abi. Çok güzel. Oksijen çarpması. Evet. Değil mi? Aynen. Bak herkeste aynı şey var. Oksijen çarptı. Hale bak. Şimdi kahvaltı. Güzel bir kahvaltı. Ardından nereye? Aa kozalak düştü. Buradayım. Vallahi kafamıza. Hülya Hanım'ın kozalakları ya. Evet ondan sonra Abant yapacağız galiba. Biraz spontane gidiyor. Sonra keyfimiz nereye istersin? Bayram sabahına yakışır. Bu sucuk sucuk. Bunlar yiyiciler. Aile. Evet. Hazır mıyız? Hadi gidelim. Hadi o zaman buyurun. Gürültü yapıyoruz ya. Saat 10 ama ya. Öyle mi? Ha. Aa, 10 olmuş hakikaten. Tabii canım. Ya da 10 oldu. Aa, ne zaman 10 oldu ya? Sol mu? Sol, sol, sonra şeylerden geçtikten sonra sağ. Şuradan sağ işte. Hülya evet. Yerde kozalaklar var. Anne bunları evet. Almıyor musun? Bir dahaki gelişime de toplayacağım. Geyiklere de alasın olduk demiş oluyoruz. Buradalar mı? Görsün. Evet. Yemek yiyorlar. Ne? Hadi ya. Evet bak. Ceylanlar. Ha erkek geyikleri görmedik ya. Tavuklar var solda da. Evet ne kadar çok. Yumurtalar buradanmış demek ki. O yüzden evet, güzelmiş. Evet. Utku burada da at var. Evet atı göremedim geçen geldi. İçeridedir. Nerede acaba? Aa yine yüktü. Çok güzel ya. Saat 10'da yola mı çıkılır ya? Çok kabir olmuşuz biz ya. 8.30'da çıkılır yani. Tembellik yapmış. Evet bu ne? Ama şuranın güzelliğine bak ya. Ah. Hadi bakalım şimdi. Evet. Arayalım.
Bolu Dağı'na tırmanıyoruz valla. Evet, çok güzel değil mi? Çok güzel virajlı yollar. Sevkli bayağı. Evet. Ama evet, şimdi bu tip dağlarda yolculuk yaparken, dağ yollarında, eğer böyle bir yukarıya doğru tırmanıyorsak, dağ da yukarı doğru böyle değil mi? Hafif üçgen yukarı doğru daraldığı için. Evet. Üst seviyelere çıktığımızdaki virajların, dönüşlerin daha dar olması öngörülebilir. Evet, tabii ki. Evet, çok doğru bir çünkü bilgi bu. Daha da daralıyor, küçülüyor. Konik bir şekilde. Virajlarda, evet. Konik bir şekilde virajların çapları da daralıyor. Orada da olmuş. Çok teşekkür ederiz sabah eğitimi için, Hülyan amcam. Süper. Ama sağ taraf. Bu mu? Evet. Gelmişiz, haberimiz yok. Evet. Tersten geldik çünkü. Yukarıdan geldik. Ben hiç buradan gelmemiştim. Burası güzelmiş ya. Tüh, evet. GoPro'm olsa çekerdim. Evet ya. Benim kameram açık. Evet, annenle burada kalmıştık Utkucuğum. Şuradaki park alanı. Gölge bir yer mi? Bak şurası olmaz mı? Ha. Ben buraya park mı edeyim, geleyim mi? Gel. 3 kişilik yer var. Hülya'nın babanta mı geldiniz? Evet, çok güzel. Burası da Abant. Merhaba. Nasılsınız? İyi bayramlar. Efendim, muhteşem. Abant'tayız. Göl Restoran, buranın en güzel yeri. Yıllar önce burada canlı yayın yapmıştık. Süper. Abant'ta böyle ruhumuzu doyururken bazı arkadaşlar sadece ruhla yetinmeyip mide de doyuruyorlar. Biz her şekilde besliyoruz kendimizi. Allah Allah, çok şaşırıyorum bu tatlı heveslerinize. Ama tatil modu böyle değil mi Zafer Bey? Yersin yersin, kilo alırsın, sonra gidip rejim yaparsın. Ha. Aslında tabii ki buraya şunun için geldik. Evet evet, bir saniye dikkatle çekebilir miyiz? Neydi o ya? Şimdi kamerayı çevirebilirsek şurada ne bir oldu? Detay var. İkinci mesela, kaşık kimi? Burada bir kaşık var, niçin? Kim o garson bu acaba? Zavallı da yesin. Ya kimse demiş. Söylemedi garsona bir tane daha kaşık diye. Şimdi burada bir seçim yapacağız, soldan mı sağdan mı? Utku ile biz sağdan dediğimiz için. Sağdan. Fulye'yi bu yola sokuyoruz. Bu yol böyle bir yol ama yani gezgin, sen geldiğin yoldan gitmezsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu yol böyle bir dağ yolu. Bakalım nereye gidiyor. Yani manzaranın güzel olduğuna eminim. Ben de eminim. Gerisine karışmam. Sağda toprak, soldan. Çam ormanları içinde efendim yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet. İleride inşallah yol daha da bozulmaz. İnşallah. Ama hatırlıyor musun Akçay, bu tip yollar hani yurt dışında da aynı böyle bu formatta delik deşik oluyorlar yani. Evet evet, çok şey dışına çıkınca. Soğuktan ve kardan kaynaklı koruyamıyorlar bu yol. Ya bir de ana yol değil ki burası. İki kasabayı birbirine bağlayan toprak bir dağ yolu. Şöyle diyoruz kendi kendimize. Az kişinin gittiği yoldan gidiyoruz. Aa, bitti mi? Buraya kadar mıymış? Aa, yol devam ediyor. Süper. Senin atlara geldik. Atlara evet. Verdim. İki saniye atlarla mı devam edecek şuradan? Sağdan. Yavaş. Canım. Ah süper. Dima ile Ben Hür'ü buraya getirelim.
Çok güzeller. Onların mekanı. İleride bak, atlara bak, soldaki atlara bak. Pardon, nerede? Şunlar inek ya onları diyorsan. Uzaktan at diyorum, nasıl bir yarın? Şu atlara bak, atlara. Ne güzel atlar ya. Amerikan Mustang. Ben bir göz doktoruna gideyim. Ya işte bak, beyin. Ama manzarayı lütfen bakar mısın şurada? Şartlıyorsun ya at diye. Evet, beyin onları da at. İnek. Onlar inek herhalde artık değil mi? Ben yanlış şey yapmayayım. İnek biraz. Öngörüde bulunmayayım. Burası da çok güzelmiş ama sola bakar mısın? Çok güzel, çok güzel. Sol tarafta baksana, yayılmışlar inekler, ne kadar güzel. Oo, çok güzel. Müthiş. Vay be. Hülya Hanım, yolun tam ortasında bir at gidiyor şu anda. O Akçay, evet. Vallahi öyle, geliyor hatta vallahi bize doğru. Vallahi öyle, geliyor hatta. Soldan gidelim biz. Utku. Uzak. Uzak. Şöyle kaçtım. İnek de var sağda. Evet. Bir an önce geçelim. Çok güzel. Muhteşem. O havada sıcaklamadan gitti. Serinledi. Serinledi, çok güzel. Aa, bu ne bu kadar inek? Şuraya bak. Orada sürü, orada sürü. Karşıda sürü. Evet. Aha, yola çıkıyorlar. Vallahi Heydi'nin memleketine geldik sanırsın. Ya, adam yolun ortasında. İsmail'le Murat boşuna gitmişler İsviçre'ye. Bak sana İsviçre. Buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Devam aile. Fakat ne kadar güzeller. Kocaman, evet. Kocaman çok güzeller. Ya. Aa, serinledim. Orman. Burası çok iyi. Ben çok seviyorum. İşte yani. Maceracı ruh diyorsun. Beyaz gözüküyor ya haritada. Bu beyaz gözükenlere dalacaksın Utkucuğum. Asıl güzellikler orada çıkıyor. Sarı oldum ana yolu. Sağ taraf biraz göçmüş gibi, sağ taraf. Evet ya. Ay ağaçlar çok güzel. Ne kadar büyükler, baksana. Ve de ormanın ucu bucağı yok yani. Karşı dağlar da bu çam ormanlarından. Çam ya da ledin. Kuşa bak, uçuyor. Bizimle. Kullananlar da yani yol. Evet. Az kullanılıyor ama. Ya bilenler kullanır tabii. Evet. Ama bilmeyen cesaret etmez bence bu yola girmeye. Bence de. Bunlar ne? Kara lahana mı? Oldu. Hiç alakanız olmadığını belli ettiniz yani Zafer Bey'ciğim. Böyle bir şey değil mi ya kara lahana? Tabii. Sen al bundan, yemeğini yap, ye. Kayınvalideciğim yapar bana.
Teheran mıntıkasına hoş geldiniz. Ormana bak karşıda. Müthiş ya. Çok güzel. Gerçekten. Yol kalitesi de beklediğimizin üstünde. Evet, ilk giriş daha kötüydü. Gayet güzel. Tabii tabii. Ana yol şu solda aşağıda kaldı. Evet. Ama şimdi Fulya Hanımcığım. Evet Zafer Beyciğim, dinliyorum. Ana yol iyi bir şey, evet, değil. Yani, sonuçta ana yol yani. Bizim işimiz olmaz. Ama demin de böyle yaptım, gayet güzel çıktı yol. Çok mutlu kaldınız. Evet, güzeldi. Doğru, daha yol efsaneydi. Umuyorum burası da öyledir. Bakalım. Neresi burası? Nereye doğru gidiyoruz? Hiçbir fikrimiz var mı? Yapıya bak. Öter mi sağ tarafa? Pardon ya, biz... Ben köyü işaretledim diye buraya girmiş olabiliriz. Otel burası, evet. Buradan, evet, köyden tekrar çıkabiliriz. Olabilir. Olabilir. Emin değilim. Olsun. Taşra. Ilıca'yı görmedin mi diyecektiniz yani o yoldan gidip. Burası Ilıca. Köye giriş çıkış mı yaptık şimdi? Köye giriş çıkış. Ama burası çok güzel bir köy. Yani görün dedim ya. Evet, güzelmiş gerçekten. Çok güzel, baksana köy. Evet, çok hoş. O köy bizim köyümüz. Evet. Ay canım ya. Bak horozlar, paçalı. Evet ya, çok güzelliğe bak. Resmen paçaları şey var, İspanyol paça. Buradan sola dönelim lütfen efendim. Lütfen dönüyoruz. Buradan böyle bir dönüş yapalım. Dönüştük. Köyün daracık yollarında. Köy. Hop. Meydan. Hop. Yavaş yavaş. Kulumdan. O da hiç istifini bozmuyor. Evet. Ne yapacağız? Gelin. Hareket etti. Tamam, hareket etti. Çok güzel. Evet, merak etmeyin, biraz sonra az önce bu yola girdiğimiz yol çıkacağız. Evet, insanlar, bayram. Bak, iyi bayramlar, iyi bayramlar. Hayvan kesiminden şey yapıyorlar büyük ihtimal, ya da kaçan ineklerini arıyor olabilirler. Bakalım. Olabilir. Bakıyoruz. Sen köyün işaretledin, o giriş şeyi işaretlemedin. Yani İşte. Köyü işaretledik ki. Gördüğünüz gibi. Köyden çıktık. Tam bir rotaydı. Yani güzel bir pasta. Çok zevk aldım ben o küçük pastaları. Rotadan. Ilıca köyü. Güzeldi, evet. Şimdiden gidip çıktık. Aa. Şey. Evet, şimdi devam ediyoruz beyler bayanlar. Güzel bir yol, bol virajlı. Evet, ben hoş. Dörtlüleri yapmış geliyor teyze. Evet anladım. Kayboldu. Belki şeydir. Acemidir diyor. Acemi. Acemidir. Yeni öğreniyordur, evet, o yüzden. Bana da öyle geldi. Bilgi veriyordur ya. Onlara. Akıllıca. Şey yapanlar var. Acemiyim uzak durun. Ya da acemiyim, evet, anlayış çok gösterin. Güzel. Çok evet, güzel, onları çok seviyorum. Güzel bir manzarayla karşılaşacağız gibi duruyor. O zaten güzel manzara Utkun. Bu yolda çok güzel ya. Kayıt var.
Evet, bakalım güvenlik balonu var mı yok mu? İşte. Şu an kayıttayız. Evet. Çok ayıp. Orada anne oğul oldunuz. Belgeli belgeli biz konuşuyoruz. Allah Allah. Ya, neymiş olmaz, efendim? Olmaz. Güvenlik balonu. Ha. Az bırakmışmışmışmış. Evet. Kameralar var. Kameralar var Zafer Bey, aynen. Bakacağız. Güvenlik balonu bir şerit genişliği kadar, yani sol tarafıma şehrin yarısı kadar evet. arabayla bıraktıysam eğer evet. ben kazanırım. Tabii ki bakalım. Nesine giriyoruz iddiamız ne? Evet. İddia mı olurmuş aile arasında? Olur çok... tabii. Tamam, yemeğine. Yemeğine hadi. Anlaştık. Fakat manzaraya bakar mısınız siz? Karşı dağa bakar mısınız? Evet, ya tepesinde ne var ya? Rotayı çok sevdim ya. Bu rota çok güzel. Nasıl tepesinde ne var? Oo, yamaça bakın nasıl tam sol tarafta. Neyse viraja geldik, bakmayın şimdi de. Bence sağ tarafa bakın şu anda. Kaçıncı vitestesin? 4. Ben 5. Ben 5. Oo, usta sürücü arkadan geliyor kaçın. Evet. Dik bir iniş sonuçta. Şu an ben de 4'e hocam. Ben de bir tık düştüm. Test 1-2. Buradayız. Okey. Dağa bakar mısın ya? Oo, çok büyük. Çok güzel. Olu zaten çok öyle. Çok güzel ya. Başlar yeşil güzel. Biraz yollar. Müthiş. Acıktınız mı? Yok. Tatlı yedim ben ya. İyi. Acıkmayın tabii, zahmet artık yani. Yarım saat önce götürdünüz kontrolü. Sen acıktın mı şekerim? Hayır. Dağ yollarından bir miktar ana yola çıktık. Bir mola verelim dedik. Duru çay evine geldik, durduk. Bak bak şimdi. Çok da kısmetliyiz ya, yemin ediyorum ya. Bak Duru çay evinin sahibi. Abi adın neydi? Mehmet. Mehmet abi burada. Mehmet abi bize ne verdi? Bak Allah aşkına. Sıcak. Oğlum, sıcak. Sıcak. Fulyano sıcak. Tutamadım ya. Peçeteyle tutamadım. Mısırı kuruttum iyi ambarda. Trabzonlu. Bulduk yine mısırı. Çeşme var abi. Mısır sen soğuk. Burada da böyle çınar ağaçları. Muhteşem bir çınar ağacının altındayız. Nasıl serinledi birden hava? İnanılmaz. Burada var ya, o yüzden. Ama bak şimdi içgüdüsel olarak biz bu güzel yerleri hep buluyoruz ya. Yani. İçgüdüsel. Evet aile. Mısırları aile. Da gömdünüz. Ha? Vallahi çok güzeldi. Güzeldi değil mi? Çok güzeldi. Opet, girecek miyiz? Opet, evet, evet, tabii. Hadi giriniz. Buyurun Opet, şimdi. Herkes sağ olsun. Hadi bakalım. Utku benim arkama gel istersen yine yavrum. Tamam. Ben geçeyim tamam. Seni. Sağdakilere gideceğim Utkucuğum. Tamamdır. Onlar şey çünkü. Şuraya gidelim. En sevdiğimiz yer benzinlikler. 3 depo birden dolduruyoruz. Kuş gibi oluyoruz. Çok güzel oluyor yani hakikaten böyle. Bir hafifleme bir şey. Bir böyle bir güzellik geliyor insana. Evet. Benzin hafiftir ya ondan herhalde. Çip var hocam. Çip. Çip var. Çip var. Çip. Ne diyorsunuz? Ha çip. Şu.
Evet, benzinleri aldınız. Aldık. Yüzünüz gülüyor. Tabii. Benim yüzüm gülüyor. Evet. Evet, bir de bu benim pompadan alıyor habire. Geç bakayım sağ şeride. Kuvvet, poz vereyim şöyle kameranıza poz çıktı galiba. Ya. Şu virajda bir poz verelim, hadi. Ver bakalım pozu. Vereyim mi? Gel. Hadi, verdim. Poz. Bırak lan. Şaka ya, şaka. Şakacık lan. 40'tan 90'a kadar çıkıverdi kısa sürede. Geç yavrum geç. Geldim. Nereden? Düz mü? Dümdüz Sakarya. Okey, ışıklar var, yavaşlayacağım biraz. Kırmızı. Akça Yaylası yine düz yolu tercih etmeyip Garadenuz'un virajlı yollarını tercih etti. Yol uzadı falan ama öyle bu işler. Olsun. Ses Hülya Hanım, ses. Düz yolun bir keyfi yok ki diyorum. Virajlı yollar evet, güzel. Evet. Burada benim ormanım olacaktı. Orası burası değil mi? Ormanım? Ha, daha şey olan mı? Çok böyle? Güzel bir orman yolu var ya. Evet evet biliyorum. Henüz burası değil. Oranın asfaltı biraz daha siyah. Sanki. İzleyenler için söylerim. Burası bizim normalde yol eğitim rotamız. Zonguldak ya da diğer doğudaki yerlere giderken bu rotadan gidiyoruz. O yüzden buraları birazcık biliyoruz. Ama ormanın yerini bilmiyoruz. Allah Allah. Evet, yok daha ileride. Öyle mi ya? Allah. Aa, Akçay senin orman değil mi? O şeyden sonra... Neyden? Özbek Leyla'dan çıktıktan sonra... Öbür tarafta yukarıda hayır, değil mi? Hayır canım. Burada, hayır burada. Bu, o zaman şey, öbür Becim. Şeyi Ava'dan sonra olanı söylüyorsun belki de. Hayır canım. O zaman... Geçim. Bu yol güzelmiş. Ya bu yolda işte bir orman yoluna giriliyor. Biraz sonra büyük ihtimal. Şu karşıdaki tepede olabilir, emin değilim. Virajlar, ağaçlar. Daha çok viraj, daha çok ağaç. Şimdi Fulya Hanım bakın, başka. Tam dediğim yerde Akçova'ya giden yolda diyorsunuz. Ormanım burası. Burası mı senin ormanın? Çevirmeyelim Fulya Hanım, burası benim ormanım. Girdik şimdi benim ormanıma. Burası çok hadi güzel. Bakalım. Hadi bakalım. Bak kocaman kocaman ağaçlar, süper yollar. Bu ormanın ismi yoksa Zafer Ormanı olarak koyduk. Adlandırabiliriz. Ne var yani? Evet. Buraya bir tak yaptıralım. Zafer Ormanı'na hoş geldiniz. Evet. Nereye başvurmamız gerekiyor? Orman. Orman. Duyan birisi yapar mı? Ormana. Çok güzel değil mi ama? Çok güzel. Çok güzel. Aa bak küçük bir açıklık var daha devam gözüküyor. Asfalt rengi koyulaşınca sarı çok güzel oluyor. Evet çok hoş. Baksana ya. Evet bence de çok. Akça ailesi. Selam. Bu kadar açıkan bir aile olur mu ya?
eve kalmış yarım saat. Şuradan ev yarım saat. Aa, yemek diye tutturdular, buraya geldik. Ama bakın size hemen Ava'yı seviyorum yapayım. Onun arkasında da dere var. O derede buradan efendime söyleyeyim. Ha, dere burada. Buradan denize bağlanıyor. Ava güzel yer. Peki eve bu kadar yakınken niçin Ava'ya geldik, değil mi? Niçin Ava'ya geldik? İşte bu ikisi yüzünden. Doymak bilmeyen bir aile ya. Allah Allah. Halkımız sizi hep böyle hatırlayacak. Hulya'nın özellikle sizi. Bir de burada Recep arkadaşım var. O da beni tanıyormuş. Onlara bu vesileyle tanışmış olduk. Güzel mi bari? Ha? Güzelmiş balık ekmek. Tamam. Güzel. Yeni otobanı göstereyim mi size? Evet. Lütfen. Vallahi. Aynen. Aa, hadi bakalım. Gelin o zaman sağa. Sağa mı dönüyoruz? Sağa sağa buradan. Buradan. Tabii Şile sahil yolu diyor ya bak. Şile sahil yolu. Evet, sahil yolu. Buradan. Nereden nereye bağlıyor? Burada. Ya öyle tamamı otoban değil de. Ben de bir kere girdim. Buradan bir miktar, yani epey bir miktar otoban ama. Tabii arabalar burayı tercih ediyorlar haliyle. Efendim Ava'da yemeğimizi yedik. Son etap. Güzeldi, balık ekmek. Ava Şile. Balık ekmek yedik. Balık ekmek yedik. Lezzetliydi. Hulya'cığım mikrofon biraz daha gelir mi? Bakıyoruz. Ha, şu an iyi. Evet. Otobandan aslında sevmeyiz ve kaçarız ama şimdi burası çok kalabalık Şile. Şile otobanı sonuçta. Bizim otoban. Evet. Ve biz görmedik daha. Evet. Normalde zaten ne gideceğim ben burada. Yalnız Fulya Hanım gerçekten beni düşünüp evet. Belime destek olsun diye kozalak çantasını arkaya koymanız çok isabetli olmuş. Memnunsunuz Zafer Bey, hep sizin için yani, yoksa çok, başka çok, bir çok. Amaç yok. Ne kadar yani rahattır. Böyle yaslanıyorum falan, çok güzel oldu. Ya siz biraz benim kozalaklarıma rastlanmış olabilir misiniz? Yok. Hayır, bakacağım. Yani kırık yani çıkarsa yani sorumlusu ben asla değilim. Allah. Baksana ne kadar kalabalık bir yol. Evet gerçekten. Ama canım bir de bugün bayramın birinci günü yani. Doğru. Evet ama gerçekten o zaman otoban girişinde de biraz var mı o zaman? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Otobana dönülen yer burası olmayabilir mi? Olmayabilir. Gerçekten mi Zafer? Eminim. Ya nerede sizin maceracı ruhunuz Fulya Hanım, Allah aşkına ya. Ama yani sayın Akçay. Bilmiyorum ki ya. Allah Allah. Güzel güzel gidiyoruz işte köylerin içinden minibüslerle falan. Göre göre diyorsun, geze geze yavaş yavaş. Ve sağ sinyal vererek dönel kavşaktan çıkılır. Bakalım neymiş bu otoban bu kadar etettiği. Efendim. Yine otobanımız. Buyurun. Otobana ulaştık, geldiğim yol kadar mesafede biz sanırım. Ama yine bu tarafa doğru gidiyoruz. O bir ters taraf değil ki. Buyurun efendim, bir tane doğal geçitli tünel. Evet. Tünele var.
sevgili aile, böylelikle bir gezimizin daha sonuna geldik.